Halk Yol Karar Gazetesi. Neden gizli? Kur korumalı mevduatın hazineye, bütçeye maliyeti belli. 7 ayda 85 milyar lira. Aydan aya da artıyor. Fakat bundan ibaret değil. KKM için hazinenin ödediği bu ama bir de Merkez Bankası'nın ödediği var. O ne kadar kimse bilmiyor. Nedendir bilinmez gizli tutuluyor. Plan Bütçe Komisyonu'nda bu konu konuşuldu. Muhalif milletvekilleri sordular. KKM için Merkez Bankası'nın üstlendiği yük ne kadar? bilen yok. Komisyon başkanı AK Partili Cevdet Yılmaz eski bakandır, iktisatçıdır. Saygın bir isimdir ama o da bilmiyor. Bunun üzerine komisyon Merkez Bankasından bir yetkilinin gelip anlatmasına karar verdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Bütçe ve Finans Raporlama Müdürü İrfan Yanar İstanbul'dan uçakla Ankara'ya geldi. 17 Ekim 2022 pazartesi günü öğleden sonra İrfan Yanar komisyon toplantısına katıldı. İzleyelim. Merkeze yükü ne kadar? Soru belli. KKM için Merkez Bankası ne kadar ödeme yapıyor? Fakat daha başta İrfan Yanar cevap vermeyi reddetti. Kanuna göre Merkez Bankası bağımsız denetimden geçtikten sonra genel kurul toplantısından en az 15 gün önce bilançosu ve kar zarar hesabını açıklar. Yıl içerisinde hiçbir açıklama yapmıyoruz. Komisyonda şaşkınlık. Niye de milletvekili Ömer Fethi Güler'in tepkisi Niye geldi o zaman İstanbul'dan? Allah Allah. Başka tepkiler de var ama cevap alamadılar. Şunu belirteyim. Bilanço yani yıllık kar ve zarar cetveli elbette yıl tamamlandıktan sonra genel kurula sunulmak üzere açıklanır. Fakat komisyonun sorduğu bilanço değil ki. Komisyon KKM için ödenen miktarı soruyor ve cevap verilmiyor. Ne kadar olabilir? Diyarbakır Milletvekili HDP'li Garo Paylan, biz tahmini bilgi veriyoruz size. KKM'nin bu yıl hazineye 150 milyar, Merkez Bankası'na 150 milyar maliyeti olacaktır diyoruz. Meclisten bile gizli. İyi Parti Bursa Milletvekili Profesör İsmail Tatlıoğlu'nun tahmini 200 milyar lira. Tatlıoğlu konuşmasında Merkez Bankası'na miktarı belirsiz harcama yetkisi vermesinin meclisten istendiğini ama miktarın meclise bildirilmediğini hatırlatıyor. Yine de eller kalkacak diyerek meclisin nasıl çalıştığını ortaya koyuyor. Bir harcama izni istiyorlar. Tamam kaç lira harcayacaksın bilmiyorum. Nasıl olacak bu iş? Bir maliyet var. Şimdi şurada kısaca 9 aylık maliyeti 200 milyar lira olsa hane başına 10 bin lira kur korumalı mevduatın maliyeti. Arkadaşlar ellerini kaldıracaklar. Kaç liraya ellerini kaldırıyorlar? Kaldırılan eller hiç mi merak etmiyor milletin parasından KKM'ye ne kadar para aktarılıyor diye. Meclisin görevi denetim değil mi? Tek parti otoritarizmini hatırlayalım. Atanmış milletvekilleri denetim yapabilir miydi? Nihayet CHP milletvekili tarihçi Hikmet Bayur 17 Aralık 1946 günü meclis kürsüsündedir. Meclisin neden denetim yapamadığını anlatır. Hükümeti denetleme cihazı işlemiyor. Çünkü hükümeti denetleme cihazı işlemiyor. Çünkü hükümeti denetlemekle yükümlü olan bizleri aday gösteren yürütme erkidir. Kendini denetlemekle mükellef olduğumuz kimselerdir. Adayları merkez değil illerdeki ilçelerdeki teşkilat göstermelidir. Bugünkü iktidar milletvekilleri de biz Cumhurbaşkanımızdan ve Genel Başkanımızdan seve seve talimat alırız. Bundan şeref duyarız diyor. Denetim olmayınca varsın denetim olmasın denilebilir mi? Denetimsizliğin tek parti rejiminde yol açtığı yolsuzluk ve yozlaşma bugün başka formlarda ortaya çıkıyor. AK Parti otoriterleştikçe ekonomi bozuldu. Gerek kurumsal gerek parlamenter denetimsizlik öyle bir yolsuzluk algısı yarattı ki Türkiye OECD'ye bağlı Taft adlı kuruluş tarafından gri listeye alındı. Yatırım gelir mi? Gelmiyor zaten bağımsız bir merkez bankası emirle faiz indirmezdi. Ama ekonomik akla aykırı her faiz indiriminde TL biraz daha değer kaybetti. Dövizi frenlemek için KKM'ye milyarlar akıtıyor hükümet. Dün faiz 10.50'ye indirtildi. KKM'ye ilave milyarlarca akıtılacak. Nasıl bir sarmaldayız görüyorsunuz. Denetimi engelleyerek, hamaset yaparak, eleştirileri baskılayarak, şeffaflığı kısıtlayarak, propaganda yapılabilir ama ekonomideki kötü gidiş önlenemiyor. Evrensel anayasa hukukundaki denetim ve denge neden hayati bir kavrandır? Belli değil mi? Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.